Kendimiz doğrudan temin ettiğimiz, doğrudan son kullanıcıyla buluşturduğumuz ürünler de var. Biz bu yıl 601 milyon dolar yeni sözleşme imzaladık. Bu Aselsan'ın bugüne kadar ulaştığı en yüksek rakam oldu. 4 yeni ülkeye ihracat yapma imkanımız oldu. Böylece kurulduğumuz günden beri 86. ülke oldu bu sene ihracat yapabildiğimiz. Şu an 14 ülkede ofis ve firmamız veya ortaklığımız var. Bu da aslında Güney Amerika'dan Güney Afrika'ya, Uzak Doğu Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu'ya kadar, Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar birçok yerde fabrikalarımız, işte dizayn ofislerimiz, ofislerimiz şu anda faaliyet gösteriyor. Adeta küresel bir şirket haline de dönüştük. Dünyada önemli savunma sanayi firmalarının listelendiği ligde Türkiye'yi temsil eden en yukarıdaki firmayız şu anda. Önümüzdeki dönemde ana hedefimiz ne yapıyorsak alanında en iddialı ürün yapmak. Dünyada kendi segmentinde mutlaka en azından ilk üçte olmasını sağlayan ve bunlarla da ihracat odaklı büyüyen ve yeni konseptler yaparak dünyada fark yaratan bir anlayışı tüm Aselsan ürünlerinde önümüzdeki dönem uygulamak üzere bir stratejimiz var. Bunu geçtiğimiz dönemlerde birçok üründe gösterdik. Yakın zamanda işte ambargolar sebebiyle ortaya konmuş kameralarda Aselflir 500 kamerasını yaparak dünyadaki bütün muadillerinden daha iyi bir kamera yapma başarısını elde ettik. Şimdi radarda aynı durumdayız. Yakın zamanda müjdeli haberleri milletimiz duyacak. Dolayısıyla bu felsefeyle ihracat odaklı, en iyi ürünü yapma odaklı büyümeye, gelişmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2024 yılında da tüm sektör olarak dünyanın her yerinde bayrak göstermeye devam edeceğiz. Ben çok daha yeni Doğu Avrupa'dan geldim. Her gün bir ülkeyle toplantımız, bir ülkeyle bir görüşmemiz oluyor. Yani 2024 yılının sektör içinde, Aselsan içinde başarılarla dolu bir yıl olacağını söyleyebilirim. NATO'nun gerek NSPA olsun, NCAA olsun, industry grubu olsun, bütün birimleriyle çalışmaya başladık, çalışıyoruz. Daha detaylı, daha kapsamlı ele alacak şekilde bu sene Savunma Sanayi Başkanlığımızın da koordinasyonuyla buraya yöneldik. Aslında bu buraya geliş hikayesinin de anlamlı olduğunu ben düşünüyorum. Neticede buralarda bu ligde NATO standartlarında yarışmalara girip orada dünyadaki sayılı firmalarla yarışacak pozisyona gelmek bir süreçti ve bu süreci Türkiye başardı. Şu anda geldiğimiz noktada bütün dünyadaki en yüksek standartların olduğu NATO'da ihalelere giriyoruz. Bu standartları sağlıyoruz ve buna bu sene ve bundan sonraki seneler Savunma Sanayi Başkanlığımızın da motivasyonuyla daha çok Türkiye olarak eğileceğimizi, Aselsan'da da buna ilişkin özel birimlerin artık olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında bizim geldiğimiz seviyeyi de gösteriyor. Sadece belki NATO'ya da kısıtlamamak lazım. OCCAR gibi, Birleşmiş Milletler'in bazı birimleri gibi uluslararası bütün yapılarda daha fazla yer almaya biz odaklandık. Dün ben Romanya'dan geldim. Geçtiğimiz haftalarda Macaristan'daydık. Yine işte Bulgaristan'dan, Litvanya'sından, Estonya'sına kadar, Doğu Avrupa'da Polonya'sına kadar birçok ülkede geçmiştekinden daha fazla buraya odaklanma var. Bunu ben önümüzdeki dönemde hani bizim ihracat, geleneksel ihracat pazarlarımız içerisinde yeni bir alan olarak görüyorum. Biz Aselsan olarak bu sene Balkanlar için ve Polonya için iki tane yeni birimi aktive ettik. Ki ofisimizi aktive ettik. Dolayısıyla önümüzdeki dönem geleneksel işte Orta Doğu, Körfez ülkelerinin işte Türkiye Cumhuriyetleri'nin yoğun olduğu, Afrika'nın yeni yeni başladığı bir dönemin üzerine bu Doğu Avrupa'nın da eklendiğini ben ifade etmek isterim. Aselsan açısından da bir anlamlı durum daha var. Biz bu sene Şili'de, yani bize göre dünyanın uzak bir noktasında tank modernizasyonu ihalesi kazandık. Şu anda Şili'de arkadaşlarımız İşte büyük bir tank modernizasyon projesini yürütüyorlar. Aynı yıl dünyanın diğer ucu Filipinler'de hava savunma ihalesi kazandık. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman dünyanın bütün noktalarında faaliyet gösterebilecek seviyeye çıktığımızı ve bu alanda da önümüzdeki yıl hep beraber daha yoğun gayret göstereceğimizi söylemek isterim. 9 Ar-Ge merkezimiz var. Yenileri eklenecek önümüzdeki günlerde. Ve bunların
seçim aşamasından itibaren en nitelikli insan kaynağını temin etmek ve bunları da adım adım daha yüksek kualifikasyona getirmek için de çalışıyoruz. Bu sene 2023 yılında ilk defa üniversitelerin 3. sınıfındaki gençlerimizi de Aselsan'da öğrenciyken yarı zamanlı çalışabilecek bir programı başlattık. Rota A yetenek diye geçiyor. Şu günlerde başvuruları bitti. Seçilen arkadaşları açıklayacak sistemimiz. Aslında uçtan uca bakacak olursak Aselsan'ın Konya'da ve Ankara'da meslek sesi var. İki tane ki Türkiye'de il içerisinde en yüksek puanı seçerek alan çocuklar giriyor. Onun bir üstünde staj programlarımız var. Her yıl çalışanlarımızın yaklaşık %10'u kadar sayıda stajyer alıyoruz ki erken aşamada mühendis adaylarımız bu endüstriyle, ekonomiyle karşılaşsınlar. Bir üstünde 3. sınıfa bu sene indirdiğimiz, geçmişte 4. sınıfta da aldığımız, bu sene itibariyle 3 ve 4. sınıftan itibaren aldığımız yetenek programlarımız var. Böylece öğrencimiz henüz mezun olmadan sanayiyle tanışmış oluyor. Oradaki problemlerle karşılaşmış oluyor. Bu aşamadan sonra Aselsan'ın mühendisi olma süreci başlıyor. Aselsan'ın içinde de içeriye girdikten sonra her zaman yeni yetkinlikler kazandıracağımız eğitim programları var. İçeride online bir işte Aselsan platformuyla yine uluslararası, ulusal eğitim programlarıyla devamlı yeni yetkinliklerle insanlarımızı, mühendislerimizi donatıyoruz. Daha da ilerisi Aselsan Akademi var. Türkiye'de örnek bir kuruluş. Bir taraftan mühendislik faaliyetlerini yürüten arkadaşlarımız Aselsan içinde Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinin hocalarıyla master doktora programı yapıyorlar. Hem işlerinden geri kalmadan hem de bizzat Aselsan içinde açılmış bir akademide yine uluslararası geçerliği olan, ulusal geçerliği olan master doktora programlarını da biz bunlara sağlamış oluyoruz biz arkadaşlarımıza. Dolayısıyla işte lise çağından başlatırsanız içerideki doktora çalışmalarına kadar uçtan uca devamlı nitelikli insan kaynağına yatırım yapan ve bu nitelikli insan kaynağıyla da az önce konuştuğumuz Türkiye'nin çok zorlayıcı projelerini bir bir hayata geçiren, bunun için de yılmadan gece gündüz çalışan bir ekip var.